Değerli basın mensupları, bugün gene Türkiye'nin 81 ilinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıyoruz. Basın açıklamamızın amacı İstanbul Sözleşmesi'nin 8. yıl dönümünü kutlamak. Hepinizin bildiği gibi tam adı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmıştı. Ve Türkiye'de ilk imzacısı olması nedeniyle hepimizi gururlandıran, onurlandıran bir süreç yaşatmıştı. Ve sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde resmi olarak da yürürlüğe girmişti. O günden bugüne tabii çok şeyler değişti ama özellikle vurgulamak istediğimiz konu şudur. Bizler aslında bugün İstanbul Sözleşmesi'nin 8. yıl dönümünü kutluyor olmalıydık. Ama ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararına yönelik olarak mücadeleyi büyütmekle uğraşıyoruz. Gasp edilen haklarımızı geri almakla uğraşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik diye haykırmak durumunda kalıyoruz. Evet, Cumhuriyet tarihine geçecek olan bir hak mücadelesi veriliyor. İsterseniz gelin hep birlikte bu hak mücadelesini hatırlayalım. 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlanacağı yönünde duyum aldık ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği resmi olarak duyuruldu. Bunun üzerine bizler derhal İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak sözleşmeye sahip çıkacağımıza dair bir açıklama yaptık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin Merkez Yönetim Kurulu'nu, üyelerini, parti meclisi üyelerini, milletvekillerini derhal, kadın kollarını derhal toplantıya çağırdı ve bu olağanüstü toplantıda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak verilmiş olan bu hukuksuz kararı tanımayacağımız yönünde bir karar aldık ve hukuki ve siyasi mücadeleyi başlatma iradesiyle genel merkezimizde bir basın toplantısı düzenledik. Bu basın toplantısında gene kadın kolları adına ben ve partimizin kadın merkez yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyeleri ve kadın milletvekilleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenledik ve basın toplantısında bir açıklama yaparak mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi'nin milletin iradesi yok sayılarak feshedilmesi edilmesi sürecini asla ve asla kabul etmiyoruz diye bir kez daha kamuoyuyla paylaştık. Bir kez daha görüşlerimizi deklare etmiş olduk. Ardından gene hızla hukuki süreci başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak bir yandan kadın örgütleriyle Türkiye'nin dört bir yanında eylemler düzenledik, basın toplantıları yaptık. Kadınlar birden büyüktür diye hep birlikte haykırdık. Haykırmaya halen de aynı anlayışla devam ediyoruz. 29 Mart 2021 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın kolları MYK üyelerimiz, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 81 ilden Ankara'ya gelerek bizlerle birlikte olan İl Kadın Kolu başkanlarımızla birlikte genel merkezimizde oldukça geniş katılımlı bir basın açıklaması yaptık ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Danıştay'a başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna açıkladık, kamuoyuna duyurmuş olduk. Ve bundan sonra hukuki süreç de tabii hızla devam etti. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararını durdurma talebiyle açtığımız bu dava ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun ispatlanmasını istedik. Yani istedik ki Ankara'da savcılar var, Ankara'da hakimler var diyebilelim. Ve bu süreçte gördük ki Ankara'da savcılar evet var, Ankara'da hakimler evet var ama diğer taraftan hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu savunan bazı yargı mensupları da halen var.
Evet, süreç hızla ilerledi ve biz bu hukuki süreci başlattığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanı sıra 200 aşkın sivil toplum kuruluşu da dava açtı. Bunlar içerisinde bireysel başvurular da vardı, kadın derneklerinden yapılan ya da çeşitli hak savunuculuğu yapan derneklerden de başvurular vardı. Aynı zamanda partimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ve grup toplantılarında ve Avrupa Konseyi ile yapılan tüm toplantılarda, çalışmalarda da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olan kararlı duruşumuzu devam ettirdi ve sözleşmeden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Bir an önce bu yanlış kararın durdurulmasını, yürütmenin durdurulması kararının çıkmasını bekliyoruz diyerek sesimizi de sözümüzü de yükselttik. Danıştay'dan yanıt bekliyorduk. Bir türlü beklediğimiz yanıt gelmezken bir başka gelişme oldu ve 30 Nisan 2021'de resmi gazetede yine bir gece yarısı kararı alındı ve resmi gazetede yayınlandığına göre 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkacağımız Cumhurbaşkanlığı kararıyla duyurulmuş oldu. Bu kararın yargıya talimat niteliği taşıdığını hepimiz son derece iyi biliyorduk tabii ki. Ama gene direnişimizi sürdürdük. Tüm yaşanan hukuksuzluklara isyan ettik ve 19 Haziran tarihinde İstanbul'da büyük bir kadın mitingi yaptık. Ve Maltepe'de gerçekleşen bu mitingle İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırdık. Tüm kadın derneklerinin, eşitlikçi erkeklerin, kadın erkek eşitliğini savunan, demokrasiye inanan herkesin katıldığı bu miting sayesinde bir kez daha kararlı duruşumuzu kamuoyuyla da paylaşmış olduk. 28 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı bir savunma metni yolladı ve çok can yakıcı bir metindi bu. Çünkü savunmada devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlere karşı yargı yolunun kapalı olduğu söyleniyordu. Yani aslında Cumhurbaşkanının ülkenin tüm yasalarının ve anayasasının da üzerinde olduğu ifade edilmeye çalışılıyordu bu kararla. Sorarım size, hangi yüksek menfaat kadınların yaşam hakkından daha önemli olabilir, daha değerli olabilir? Ve gene sorarım size, Cumhurbaşkanı nasıl olur da kendisini yürütme makamı olarak yasamanın yerine koyabilir? Ve gene bu ülkenin Cumhurbaşkanı nasıl olur da anayasayı yok sayabilir, anayasanın üzerine çıkıp ter ter tepinebilir? Nasıl olabilir böyle bir şey? Gerçekten akıl alır gibi değil. Evet, Cumhurbaşkanlığından gelen savunmayı emir kabul eden Danıştay, 29 Haziran 2021 tarihinde ne yazık ki yürütmeyi durdurma yönündeki talebimizi reddetti. Bunun üzerine Danıştay'a tekrar başvurduk ve fesih kararının iptalini talep ettik. Danıştay'ın bu hukuksuzluğa bir an önce son vermesi için gene çağrılar yaptık. Kadın hareketiyle birlikte her fırsatta talebimizi dile getirdik. Ve nihayet Danıştay 10. Dairesi 28 Nisan 2022 tarihinde sözleşmenin fesih kararını esastan görüşmek üzere dava sürecini, görüşme sürecini başlattı. Değerli basın mensupları, tabii ki sizler de çok iyi biliyorsunuz, o duruşma sürecinde gerçekten de bir tarih yazıldı. 73 baronun başvurusu vardı. Binden fazla avukatın başvurusu vardı. Siyasi partilerin başvuruları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere bizlerin ve diğer siyasi partilerin de başvuruları vardı. Gene kadın derneklerinin, Eşik platformunun, sivil toplum kuruluşlarının çok yoğun bir katılımıyla gerçekleşen 28 Nisan'daki dava sürecinden sonra bir kez daha gördük ki bizler
Danıştay salonunda bir tarih yazdık. Çünkü o salon hınca hınç dolmuştu. Salonda oturacak yer bile kalmamıştı. Herkes merdivenleri oturarak sabahtan akşama kadar duruşmada yapılan o muhteşem konuşmaları dinledi. Oradaki kadın avukatların özellikle yapmış oldukları konuşmaların gerçekten de ülkemizin hukuk tarihine geçtiği kanaatindeyiz. Sözleşmeden çekilmenin anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğu sık sık konuşmalar esnasında dile getirildi. Gene bu kararın kadınların canıyla oynamak anlamına geldiği de salonda sıkça ifade edildi. Ardından diğer duruşmalar geldi. Yani 7 Haziran'da, 14 Haziran'da ve 23 Haziran'da da Danıştay dosyaları esastan görüşmek üzere dava sürecini devam ettirdi ve biz Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak gene Türkiye'nin dört bir yanından gelen kız kardeşlerimizle birlikte sabahtan akşama kadar o duruşma salonlarında yer aldık ve dayanışmayı yükselttik. Hakkımıza, hukukumuza sonuna kadar sahip çıktık ve artık bu yanlıştan dönün, hani bu sizler için de bir şans diye oradaki hakimlere, mahkeme heyetine de seslendik. Tüm duruşmalarda Danıştay savcılarının vermiş olduğu mütalaalar bu kararın hukuksuz olduğu yönündeydi. Dolayısıyla fesih kararının iptal edilmesi yönünde açıklamalar, bir mütalaa hazırladı Danıştay savcıları. Gel gelelim Danıştay 10. Dairesi 19 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nin fesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini ne yazık ki 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Oylamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP tarafından yönetildiği dönemde 1. Hukuk Dairesi'nde görev alan Lütfiye Akbulut'un da fesih kararını onaylayan yönde oy vermesi dikkat çekti. Hiç şüphesiz Danıştay'ın bu kararı "Padişahım sen çok yaşa" demektir. Danıştay'ın bu kararı "ben kendimi yetkisizleştiriyorum, ben Türkiye'yi anayasasızlaştırıyorum, her kararı Cumhurbaşkanımız verir" demektir. Ve gene Danıştay'ın bu kararı başka uluslararası sözleşmelerden de bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılabilmesine imkan sağlanması anlamına gelmektedir. Değerli basın mensupları, sarayın talimatıyla alınan kararda yer alan ifadelerin aksine bizler Türk yasaları kadınları korumak için yeterlidir savını savunmuyoruz. Diyoruz ki hayır, bu yasalar yeterli değildir. Karşı oy kullanan üyelerin de altını çizdiği gibi Anayasanın 7. maddesinde yasama yetkisinin meclise ait olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Aynı zamanda yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği bir yasa nasıl yürürlüğe girdiyse aynı şekilde de yürürlükten çıkar. Dolayısıyla bu yasa, bilindiği gibi bu sözleşme meclis kararıyla yürürlüğe girmişti. Onun için yürürlükten çıkması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanması ve karar alınması gerekiyordu. Dolayısıyla burada gerçek anlamda bir fonksiyon gaspı vardır. Yürütme kendini yasamanın yerine koymuştur. Sözün kısası, lafı çok dolandırmayayım, bu karar tamamen anayasaya aykırıdır değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devletini olduğunu yok sayanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Hiç kimse, ama hiç kimse anayasadan üstün değildir. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinden üstün değildir. Biz kadınlar yaşam hakkımızın sizin eşitlik karşıtı karanlık zihniyetiniz tarafından elimizden alınmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Tek adamın hukuksuz uygulamalarını savunanlara inat, hukukun üstünlüğü için tavır almaya, hukukun üstünlüğünü savunmaya
aynen devam edeceğiz. Bizim yol haritamız belli. Biz hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce Danıştay'ın İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na başvuracağız ve alınmış olan son karara da itiraz edeceğiz. Ve eğer buradan yol alamazsak, yani iç hukuk yolları tükenirse, o takdirde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bizler tek adama karşı adam tek biz çoğuz demeyi sürdüreceğiz. Bu şiarımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınlar direniş destanı yazmaya devam edeceğiz değerli basın mensupları. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Az kaldı. İlk seçimlerden sonra Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Üstelik de AKP'nin yaptığı gibi altına sadece imza atarak mış gibi yapmayacağız. Tüm hükümlülüklerini yerine getireceğiz. Tüm maddelerini aynen uygulamaya koyacağız. Ve ülkeyi bugün yönetmekte olanlara o gün geldiğinde kadın cinayetleri nasıl durdurulurmuş, kadına ve çocuğa yönelik şiddet nasıl önlenirmiş onu çok net göstermiş olacağız. Eşitlikçi bakış açımızı hayata geçirerek kız kardeşlerimizin canice katledilmesine, kadın katillerinin cezasızlıkla ödüllendirilmesine asla ama asla geçit vermeyeceğiz. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nden de 6.284 nolu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasından da kazanılmış haklarımızdan da asla ve asla vazgeçmiyoruz. Bu haklar bizim can simidimizdir. Haklarımızı tek tek budamaya, aşındırmaya heves edenlere de buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bizler Cumhuriyetimizin savunucuları, eşitlik mücadelesinin neferleri olarak hep birlikte haykırıyoruz. Haddinizi bilin. Geliyor, gelmekte olan diyor. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.